Evet, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 7. yıl dönümünde standlar açıldı gördüğünüz gibi. Evet, Demokrasi Meydanı'nda hazırlık yapardı. Saat 8'de program başlayacak. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin standı var orada. Kolay gelsin. Ne var gece ikramımız? Hoş bulduk. Ne var ikramımız gece? İkramımız lokma. Lokma. Allah nasip ederse inşallah. Başka ne var? Keşkek. Keşkek var. Keşkek var. Lokmamız var. Tamamdır. Peki, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet, yıldırım için sahne hazırlandı. Evet, misafirler için yerler de hazırlandı. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş alan doldurmaya başlandı. Doğu Akdeniz geçilmez. Çok sevgili gençler, yavrularımız, biz iyi biliyoruz ki FETÖ'cülerin 15 Temmuz 2016'da kalkıştıkları hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde darbe girişimine karşı direnişte 252 kardeşimiz şehit oldu. Binlerce kişi yaralandı. Ancak darbeye yeltenenler, darbeler tarihimizde görülmediği şekliyle bizlerin, halkımızın direnişiyle durdurulduğu hamdolsun. Ve biz bugün yine tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad etmek için meydanımızda buluştuk. Aziz Sakaryalılar, Mehteran Birliği dünyanın en eski askeri bandosu. Mehter hakimiyettir. Mehter bağımsızlıktır. Bir dua, bir mirastır. Mehter Türk ulusunun kıtalara yayılmış sesidir elhamdülillah. Ve şimdi huzurlarınıza
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımını alkışlarınızla tekrar davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörlerim, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, Sayın Kaymakamlarımız, Sayın Siyasi Parti İl Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız, kıymetli heyetleri, Sayın Baro Başkanım, Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın İl Jandarma Komutanım, Sayın İl Müftüm, kıymetli sivil toplum kuruluşları, vakıf, dernek, oda başkanlarım, kıymetli temsilcileri ve hususen 15 Temmuz Dernek Başkanımız, kıymetli gazilerimiz, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, basın mensuplarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, aziz Sakaryalılar, aziz milletimiz, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de büyük bir kahramanlık sergileyerek bağımsızlığını ve geleceğini vesayetçilerin, işgalcilerin, teröristlerin, ihanet şebekelerinin eline bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tek bir çağrısıyla sokaklarda, havalimanlarında, meydanlarda direniş için bir araya gelen kahramanlarımızın iman dolu yüreği Türkiye yüzyılını başlatan irade oldu. O gece yüzlerce insanımız vatan uğruna şehit oldu. Biz de şehitlerimizi ve gazilerimizin bu kahramanlıklarını yüzyılın kahramanları sloganıyla tüm dünyaya anlatarak onların hatıralarını yaşatmayı amaçlıyoruz. Bir kez daha 15 Temmuz'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz Sakaryalılar, meydanımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şühedanın aziz hatıralarına, saygı duruşuna ve hep beraber İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.
Ve sen ona dirilişi hatırlat çocuk. Söyle çocuk, söyle. İhanetin zırhını kıran Ömer'i. Söyle Erol'a ölümsüzlüğü gösteren Fener'i. Söyle. Milletini, milliyetini kucaklayan Mustafa, Yasin, Ayşe'yi. Aziz Sakaryalılar, şimdi hep beraber o geceyi hatırlayacağız. 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ'nün hain darbe girişimini yaşadığımız o gece memleketimizin dört bir yanında neler oldu hep beraber izliyoruz efendim. Tarihi 15 Temmuz 2016, günlerden cuma. Sakin başlayan günün akşamında anormal bir hareketlilik vardı. Saat 21.30'du. Genelkurmay karargahından silah sesleri yükseldi. Efendim şimdi tüm şühedanın aziz hatıraları için Kur'an-ı Kerim tilavet edilecek. Bizlere Kur'an-ı Kerim tilavet etmek üzere Orhan Camii müezzin kayyım Adem Saruhan hocamı huzurlarınıza davet ediyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 15 Temmuz destanımız, hainlere isyanımız, şehit kanı bayrağımız, ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen birileri var. Bundan sonra da Allah'ın izniyle olmaya devam edecek. Sakarya, şimdi birileri var diyoruz. Önce vatan millet, sonra ana ve yar. Bu yolda savrulan birileri var. Rabbel alemin evlatlarımızı, torunlarımızı ila yevmil kıyame kendine kul, Resulüne ümmet, İslam'a Kur'an'a hadim, hizmetkar eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu, evlad-ı iyalimizi, nesillerimizi her türlü görünür görünmez, bilinir bilinmez, güç yetmez, sağlık getirilmez. Kazalardan, belalardan, felaketlerden, musibetlerden koru, muhafaza eyle, hıfzu emin eyle Allah'ım. Zafer selaları inlerken yurdun dört bir yanında, and içmek her an tetikte olacağına, gecenle gündüzünle her an çalışacağına, daha parlak yarınlara, gelecek nesillere borç. Ayaklarının altı öpülesi 15 Temmuz gazilerimizi davet ediyorum. Efendim buyursunlar lütfen. Ve kıymetli gazilerimizle beraber 15 Temmuz Dernek Başkanımız Ensar Özensel Beyefendi'yi de davet ediyorum. Kendileri kıymetli hazuruna hesap edecekler. Kıymetli gazilerimiz, iyi ki varsınız. Cenab-ı Allah sizlere sağlık ve afiyet ihsan eylesin.
varsınız. Allah size afiyet ihsan eylesin. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk ihtiyar genç sokaktı. Sayın Valim, sayın milletvekillerim, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, siyasi parti, dernek, sendika kurumların temsilcileri, muhtarlarımız, kahraman gazilerimiz, aziz Sakarya halkı. Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen soylu bir milletin evlatlarını teslim alamayacaklarını, vatanı ve bayrağın düşmeyeceğini tüm dünyaya 15 Temmuz'da bir kez daha gösterilmiştir. Bu topraklarda bin yıllardır olanlar, Büyük Türk milletinin hizmeti karşısında bozguna uğramış, nitekim son kahramanlık destanı 15 Temmuz'da tarihe altın harflerle yazılmıştır. Kahraman Türk korkusunun izine sızarak şanlı üniformayı üzerine giyen FETÖ'nün kanlı işgal çetesi, eşi benzeri görülmemiş tarihin en büyük alçaklık ve ihanetlerini gerçekleştirmişlerdir. Teröristlerin milli iradeye karşı başlattığı darbe girişiminde geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper eden Büyük Türk milletinin 15 Temmuz direnişinin üzerinden tam 7 yıl geçti. Şu çok iyi bilinmelidir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Müslüman Türk milletinin bekası her türlü siyasi düşünce ve angajmanın üzerindedir. Aksini düşünen, hayal kuran, hevese kapılan kim olursa olsun bedelini elbette ödeyecektir. Türk milleti 15 Temmuz gecesi haine, çetelere, işgalcilere, teröristlere karşı kuşatılmış şanlı ecdadın emaneti olan vatanına bir kez daha sahip çıkmıştır. 1919'dan bu yana emperyalistlerin topraklarımız üzerinde heveslerini 15 Temmuz'da uyanmış, ancak Allah'a şükürler olsun ki kazanan yine Türk milleti olmuştur. Bir asır önce sergilenen milli mücadele ruhu 15 Temmuz'da yeniden şaha kalkmıştır. Türkiye üzerinde hain emelleri bulunanlar artık bu millete parmak sallamaya korkar hale gelmiştir. Şehitlerimiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için bu kutlu bayrak altında vatanımıza, demokrasimize, canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin esir alınamadığını 15 Temmuz gecesini asla unutmayacağız. Bu akşam yine meydanları dolduran sizlerle birlikte uçaklara, tanklara meydan okuyan bu milletin asil evlatlarını tarih asla unutmayacaktır. Sözlerime son verirken vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine en derin sevgilerimi, gazilerimize ise hürmetlerimi sunuyorum. Devletin sıcak şefkatli yüzünü hissettirerek her daim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olan Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım Beyefendi'ye huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yüreği vatan sevdası için çarpan tüm büyüklerimi saygıyla arz ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Birliği Birlik Günümüz kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Tam 7 yıl önce bugün burada bu meydanda Sakaryalılara seslendi, onları yönlendirdi. Kısa bir süre önce aramızdan ayrıldı. Bizler yaşama da ölmeye de iman etmiş bir ümmetiz. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin inşallah Fevzi Kılıç Başkanım. Fevzi Başkanımızı ve meydanımızı hep beraber izliyoruz. Vatan için ölmekse kaderim, ben böyle kaderi ellerinden öperim. Bizim ecdadımız bizlere böyle öğütler verdi. Biz de onlara layık olan bir nesil olarak 15 Temmuz'da hakikaten yapmış olduğumuz ecdadımıza layık oldum.
Ecem Vedenler kalplerde ve gönüllerde unutulmaz bir yer edindiğini hep beraber biliyoruz. AK Parti Sakarya İl Başkanımız Sayın Fevzi Kılıç'ın mikrofonu takdim ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sakarya, Gaziantep kadar gazisiniz. Kahramanmaraş kadar kahramansınız. Şanlıurfa kadar şanlısınız. Sakarya'm, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ey şehit oğlu şehit, istemeden ben makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Şehitlerimiz peygamberimize komşu oldular. Fevzi Başkanımızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Gerçekten hepimizin telefonunda olan, bir hatırası olan, arkasında olan bir büyük dostu aynı zamanda. Cenab-ı Allah yakınlarına sabırlar ihsan etsin. Aziz Sakaryalılar, şimdi de bizlere hesap etmek üzere Sakarya'sına aşık, ülkesine aşık, hizmete aşık Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Başkanım buyursunlar lütfen. Çok saygıdeğer valim, çok kıymetli milletvekilim ve geçmiş dönem milletvekilim, çok kıymetli başsavcım, çok değerli siyasi partilerin il başkanları, çok kıymetli komutanım, çok değerli il milliyetim müdürüm, çok değerli il emniyet müdürüm, çok değerli rektör hocalarım, çok değerli valilerim, çok değerli kaymakamlarım, çok değerli belediye başkanlarım, çok kıymetli il müftüm, çok değerli sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları ve çok kıymetli 15 Temmuz derneğimizin başkan ve üyeleri, değerli yiğitlerimiz, çok kıymetli baro başkanım, çok değerli katılımcılar, kıymetli Sakaryalılar, hanımefendiler, beyefendiler, her birinizi bizler için tarihin önemli bir anı olan bu geceye hoş geldiniz diyor ve gecemizin hayırlı olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Sözlerime başlamadan önce bu vatan için, bayrak için hiç düşünmeden kendilerini siper eden, bu yolda şehit olan kahramanlarımıza Cenab-ı Mevla'dan rahmetler diliyorum. Ülkemiz tarih boyunca daima türlü badirelerin içindeydi. İçinde bulunduğumuz dönemde de ülkemiz hem içeride hem dışarıda büyük mücadeleler vermektedir. Bunun en yakın örneği tekrar yaşamamak için dua ettiğimiz 15 Temmuz gecesidir. Milletimiz yenilmez olduğunu, 15 Temmuz 2016 gecesi şanlı bir direnişle dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. O gece ülkemizin içine sızan hainlerin bizlere doğrulttuğu ne tank, ne top, ne tüfek, ne uçak, hiçbir şey bizi durduramamıştır ve durduramayacaktır. Üstelik bunu başaran top tüfeğe karşı sadece kefenleri giyerek ölüme yürüyen milletimizdir, sizlerdiniz. Bunun en büyük sebebi imanımızdan gelen vatan sevgisidir. Çünkü bizim inancımızda hubbul vatan minel iman, vatanı sevmek imandandır düsturu vardır. Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi, vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim. Bu sevgi, bu şuur dinimizden,
tarihimizden, ecdadımızdan ve medeniyetimizden gelmektedir. 15 Temmuz günü gördük ki toplumumuzun her kademesinden insan bu hainlere karşı mücadele verdi. Her meslekten, her mizaçtan, her ideolojiden, her karakterden insan ülkemizin düştüğü durumu göz ardı etmedi. Hainlerin ellerindeki silahlara rağmen mağlup olduklarını, kaçtıklarını görünce tekrar kendisine gurur geldi, şevk geldi, vazım geldi. Bu mücadele el ele ve sırt sırta verenlerin mücadelesidir. Bu mücadele hak ile batılın mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın milli ve manevi değerlere yaslanarak tek vücut olan kahraman milletimizin mücadelesidir. Sözlerime son vermeden evvel Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in de şu sözlerini paylaşmak istiyorum. Ne diyor? Genç adam, bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını da gediğine koymandır. Sur'da bir gedi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan esersen es. Bugün bu milletin evladı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin birliğine cephe alan her örgütün karşısında olmaya mücadele etmeye devam edeceğiz. Demin filmde izlediğimiz gibi işte o gün il başkanımız olan Tebzi Başkanımızın o günkü hareketini, mücadelesini hayırla yad ediyoruz. Allah kendisine razı olsun. Mevlam kat 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 ecrini mübarek eylesin inşallah. Yine o gün aramızda şu an milletvekili olan Ali İnci Başkanımızla birlikte o gece burada, buradan da valiliğe bu mücadelede omuz omuza verenlerin toplandığı mekandır burası. Mevlam böyle geceleri bir daha bize nasip etmesin. Ben de o gün Ankara'daydım. Haber alır almaz şehrime geldim. Videoda gördüğünüz gibi bu meydanda halkımızla beraber olup hep birlikte valiliğe gittik ve valilikteki baskını bertaraf ettik. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Değerli katılımcılar, bugün bir araya geldiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik gününde canıyla, kanıyla yazdığı o destanı ve ölümsüz kahramanlarımızı saygı ve minnetle arıyoruz. Hak yolunda şehit olan, gazi olan kahramanlarımızın ailelerini ve böyle evlatlar yetiştikleri için kutluyor. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Her birinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet olunuz. Aziz Sakaryalılar, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere olan hesaplarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Ve şimdi de o gecenin en önemli kahramanlarından, darbecilere bizzat dersini verenlerden Sayın Milletvekilimiz Ali İnci Beyefendi'yi bizlere hesap etmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Vekilim buyursunlar lütfen. Çok değerli Sakarya Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, geçmiş dönem milletvekilimiz, savcımız, komutanımız, emniyet müdürümüz, Sakarya AK Parti İl Başkanımız, diğer il başkanlarımız var mı bilmiyorum ama varsa onları da, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, hanım kardeşlerim, engelli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bu akşam geçmişe göre biraz düşük gördüm meydanı. Şunu ifade edeyim, her biriniz çalışmak zorundasınız. Unutmayacağız, unutturmayacağız ki
bir daha böyle darbeler olmasın. Değerli hazurum, o geceyle alakalı çok zamanınızı almadan kısa olarak ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız her şeyi söyledi. 20 dakika geç kalmış olsaydı bugün Cumhurbaşkanımız ve Türkiye işgal edilmiş bir devlet konumuna gelecekti. Ama Allah onlara bunu nasip etmedi elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Ve liderimiz büyük bir lider. Hiç tereddüt etmeden, korkmadan, çekinmeden havaalanına indi ve F-16'lar gezerken havaalanına indiğini hepimiz biliyoruz. Ve havaalanında onu 110 binler ne yaptı? Havaalanında karşıladı. Kendisinin de ifade ettiği gibi bazıları da tankların arasından geçip gittiğini ifade ediyor. Ama o gece Türkiye'nin her yerinde hiç tereddüt etmeden sokağa çıkan insanlarımız vardı. Ben onlara gerçek anlamda canı gönülden teşekkür ediyorum. Diyorum ki bu vatan bunun için dik duruyor. Bu lider bunun için dik duruyor. Ve Türkiye gittikçe gelişerek dünya devletlerinin örnek devleti konumuna geliyor. Değerli hazurum, o gece Sakarya'da ayaktaydı. Ve Sakarya'dan bu meydanında baktığımız zaman Ferzi Kılıç Başkanımız, Allah rahmet eylesin, ve o dönemki Büyükşehir Belediye Başkanımız hemen ses düzenlerini kurdular. Tabii ben meydana değil, direkt valiliğe geçtim. O gece benim kızımın düğünü vardı. Bakanlar, milletvekilleri, müftüler, baktığımız zaman üst düzeyde çok insanın olduğu bir düğündü. Fevzi Kılıç o gece bizim düğünümüzdeydi. Oradan buraya yetişti, bu meydana, ve mesaj atarak bütün insanların meydana toplanmasını sağladı. Biz de bu olayı, bu aramızda mı bilmiyorum, İzani Hocam Sakarya'ya gelmişti, burada mı bilmiyorum, ama onu ilk İzani Hocamız dedi ki düğünde, başkan bir şeyler oluyor dedi. Hayırdır hocam, ne oluyor dedim. Tabii davetliler geliyor, Türk İş Başkanımız o anda gelmişti. Dedi darbe oluyor. Nereden çıkardın dedim. Köprüde dedi benim kayınçom askerle savaşıyor. Asker değil, eşkıya. Asker diyemeyiz. Askerin kıyafetini giymiş eşkıyalardı onlar. Ve biz o, biliyorsunuz o gece onlara yakıştıramadığımız için askerliği çıkartın bu elbiseleri dedik. Ve hepsini çıkarttık. Bazıları ya Ali Başkan bunu yapmasa iyiydi. Ne demek kardeşim, o kıyafeti ona yakıştıramıyorum ki ben. Ben yakıştırsaydım o kıyafetin içinde biz onlara nasıl kelepçe vuracaktık? Bunlar suçlu. Savcı burada. Savcılık onları sorguluyor. O elbiselerle nasıl sorgulanır onlar? Mümkün mü? Hemen elbiselerini o gece çıkartmıştık biliyorsunuz. Türkiye'nin her yerinde de tweet attı arkadaşım biri bizim o konuşmamızı. Bazıları işte böyle böyle diyor. Hayır, ben askeri korudum. Benim askerimin giydiği kıyafeti bizim milletimiz seviyor ve biz onu koruduk. Onları çıkarttık, onlar eşkıya. Onlar gerekli olan cezayı da aldılar. O gece valilikte savaş yaparken buraya bir tane Kara Fatma çıktı. Fatma onun ismi de. Tarihte Kara Fatma, Nene Hatun, Şerife Hatun dediğimiz o bacılarımız var ya, onlar gibi de bugün bacılarımız var. Birlikte valiliğin kapısına geldiğimiz zaman bana şunu söylediler. Başkanım sen dur, geri kal, bize ateş etmezler, biz kadınlar önden gidelim. Yani bunu söyleyebilen bacılarımız Kara Fatma'dır, Nene Hatunlardır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi öne geçmek isteyen kardeşlerimizdi. Öne geçirmedim ama onu da söyleyeyim yani. Hayır dedim ama bunu teklif ettiler. Geçirmedik öne. Savaş yaptık, mücadele ettik. Benim milletimin o gece hepsinin Ali İnci gibi büyük anıları var.
kitap yazılacak anıları var. Ama değerli dostlar, Hande Hanım, Hande Fırat Hanım, Rütük'te bir program yapıldı, oradaydım ve öyle bir hüzünlendirdi bizi ki Cumhurbaşkanımızı televizyonla 85 milyonla buluşturan hanımefendi gazeteci kardeşimiz, dün gerçekten hüzünlendik. Ve onun gibi çokça bacılarımız var. Kendisine huzurunuza bir kez daha teşekkür ediyorum. Büyük katkısı olmuştur. Diğer taraftan baktığımız zaman değerli dostlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Sizin verdiğiniz oylarla, sizin katkılarınızla milletvekili olduk. Orası bombalandı. Milli İstihbarat, Emniyet Teşkilatı, ya bunun dağısı var mı? 253 tane şehidimiz, Allah rahmet eylesin, 2000'in üzerinde gazimiz, onlara gerçekten saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah ömürlerini uzun eylesin inşallah. Değerli dostlar, bu darbe unutturulacak bir darbe değil, destan olarak kalacak, yazılacak olan bir darbedir. O gece müftülerimiz bir taraftan selaları okudular, hocalarımız okudu. Bir taraftan bütün insanlarımız meydana çıktı. Bir taraftan askerimiz, gerçek anlamda içinde bulunanlar, jandarmanın içinde olanlar ne yapabiliriz diye ortama gelmeye çalıştılar. O dönemde gayret ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum ayrıca. O dönemdeki valimiz ve Türkiye'deki valilerin hepsi hareket etti. Yani toplum bir birlikte, bir bütün olarak harekete geçtik. Partileriyle, siyasi partileriyle, belediye başkanlarıyla bunu gerçekleştirdik. Değerli dostlar, çok daha zamanınızı almayayım. Ben şu kadarını söyleyeyim. Bunu unutturmamamız lazım. Unutmayacağız. Unutturmayacağız inşallah diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Gecemiz hayırlı olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Hazır yakalamışım. Sizler bize milletvekili seçiminde verdiğiniz destekten dolayı Sakarya'da 5 tane milletvekili çıkardınız. Sizin yüzünüzü Allah'ın izniyle kara etmeden güzel hizmetler Sakarya'mıza etmenin gayreti içinde olacak olduğumu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Aziz Sakaryalılar, Sayın Vekilimiz Aliyeci Beyefendi'ye bizlere hitaplarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Efendim, devletinin, milletinin her anında yanında. Deprem bölgesinde nasıl bir koordinasyon sağladığını yakinen gördük. Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım Beyefendi, kendisini hürmetle, muhabbetle bizlere hitap etmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Milletinin ve devletinin adamı Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Valimiz, buyursunlar efendim. Ya üzgün bundan sonra yahut da zille, milyonların ayak sesi titretti yeri, elde bayrak dilde tek bir koştu ileri. On beş Temmuz gecesinin kahraman gazileri, kahramanlarımız, aziz şehitlerimizin çok kıymetli yakınları, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekilimiz, çok kıymetli Başsavcımız, çok değerli mesai arkadaşlarım, siyasi partilerimizin çok kıymetli il başkanları, yöneticileri, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli yöneticileri, üyeleri ve hepsinden önemlisi çok kıymetli aziz hemşerilerim, Sakaryalılar. Ben de böylesine özel, anlamlı ve kahramanlık dolu, şan şeref dolu bir gün vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Tabii gerek burada,
gerek Türkiye'nin her köşesinde, her yanında, her meydanında hem kutlamalar yapılıyor, hem de bu kutlamaları ifade eden güzel konuşmalar yapılıyor. Benden önce konuşan, en güzel şekilde duygularını dile getiren, bu olaya şahitlik eden, bizzat içinde olan ve büyük kahramanlık gösteren 15 Temmuz gazilerimizin kurduğu derneğin başkanı Ensar Bey'e teşekkür ediyorum. Yine bu geceye şahitlik eden, gelip burada kahramanca mücadele veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve yine hakeza hepinizin şahit olduğu şekilde gerek valiliğin kurtarılmasında, gerekse meydanlarda kahramanca mücadele verilmesinde öncülük eden milletvekilimiz Ali İnci Bey'e teşekkür ediyorum. Ama hepsinden çok hem gazilerimize, şehidimiz var, İstanbul'da şehidimiz var, Serdar kardeşimiz, şehidimize, kıymetli ailesine ve özellikle kahraman Sakaryalılara, aziz Sakaryalılara gösterdikleri büyük kahramanlıktan dolayı şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii 15 Temmuz gibi bu aziz millet, bu asil millet, bu şanlı şerefli millet nice kahramanlıklar ortaya koyarak bu ülkeyi, bu aziz vatanı bu günlere getirdi. Bu topraklarda var olduğu günden beri nice kahramanlıklar ortaya koymuş, nice şanlı mücadeleler ortaya koymuş, nice badireler atlatmış asil bir milletin evlatlarıyız. Yeryüzünde var olduğu günden beri hiçbir zaman bağımsızlığını kaybetmemiş, özgürlüğünden ödün vermemiş, şanlı bayrağını, şanını, şerefini yere düşürmemiş, boyunduruk altına girmemiş ve hep yeryüzünde şanla şerefle yaşamış asil bir milletin evlatlarıyız. Şanlı bir ecdadın evlatlarıyız. Buna ilk başta ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Yeryüzünde var olduğu günden beri sadece kendi insanını düşünmemiş, insanlığa insanlık götürmüş, insanı eşref ve mahluk olarak görmüş, o nazarla bakmış, insanı sömürülecek bir araç değil, bir madde değil, onu Allah'ın en şerefli varlığı olarak görmüş, baş tacı yapmış ve her noktada, dünyanın her köşesinde, en zor anında bile el uzatmış, ona hizmet götürmüş, şanlı, şerefli bir milletin evlatlarıyız. Bunu niçin söylüyorum? Dün olduğu gibi bugün de yeryüzünün bu şanlı, şerefli millete çok ihtiyacı var. Dolayısıyla bu şanlı, şerefli milletin yeryüzünde her daim var olması, ebediyete kadar yaşaması, kudretli olması, güçlü olması gerekiyor. Şu yeryüzünün en değerli varlığı olan al bayrağımızın gölgesinin her yere düşmesi gerekiyor. Ve bizim güçlü, kuvvetli, kudretli bir devlet olmamız gerekiyor. Şimdi aziz şehitlerimizin gerek 15 Temmuz'da, gerek Çanakkale'de, gerek İstiklal Harbi'nde ve gerekse Malazgirt'te ve nice savaşlarda canını feda eden aziz şehitlerimize, bu aziz vatanı bizlere yurt bırakan, vatan olarak bırakan şehitlerimize ve gazilerimize karşı çok büyük sorumluluğumuz var. Birincisi, azimle, gayretle bu sorumluluğun bilincinde olarak çok çalışmak, çok gayret etmek ve bu devletimizi, bu aziz milleti yeryüzünde yüceltmek. Vazifemizi bir hakkın yerine getirmek, çok çalışmak, çok gayret etmek. İkincisi, gelecek nesillerimizi, gelecek kuşaklarımızı, evlatlarımızı, o şehitlerimizin temsil ettiği milli değerlerle, manevi değerlerle mücehhez şekilde yetiştirmek, onları dünyanın hem manevi olarak hem maddi olarak en iyisi yapmak. Bu şekilde inşallah şehitlerimizin omuzumuza yüklediği sorumluluğu bir hakkın yerine getirmiş oluruz.
Ben Sakarya halkına teşekkür ediyorum. Molla Halid'in ruhunu taşıyan, tarihin her döneminde vatan ne zaman sıkıntıya girse, dara düşse, ihtiyaç duysa, vatanın yardımına koşan, aziz milletimizin yardımına koşan ve ön safta yer alan Sakaryalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bunu 15 Temmuz'da bir kez daha gösterdiler ve Türkiye'de en büyük kahramanlığı gösteren illerden birisi oldular. Bu açıdan Sakaryalılara, aziz hemşerilerimize müteşekkiriz. İnşallah Sakaryalılar olarak evlatlarımızı iyi yetiştireceğiz, çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz, Halit Molla ruhuyla yetiştireceğiz, Serdar Gökbayrak ruhuyla yetiştireceğiz ve vatana, millete, insanlığa hayırlı birer fert haline getireceğiz. Rabbim Serdar kardeşimize gani gani rahmet eylesin. Rabbim 15 Temmuz'da şehit olan, bu vatan uğruna canını feda eden 251 şehidimize gani gani rahmet eylesin. Mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Binlerce gazimiz var, hiç hesap yapmadan, hiçbir şey düşünmeden koşarak tanklara, toplara, tüfeklere karşı çıplak elleriyle mücadele eden ve bu uğurda yaralanan gazilerimizden Allah razı olsun. Allah hepsine sağlıklı, uzun ömürler nasip eylesin. Rabbim bizleri bu insanlara karşı, bu şerefli insanlara karşı mahcup eylemesin inşallah. Tabii Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Molla Halit ve nice kahramanlar, Rabbim onlara da gani gani rahmet eylesin. Rabbim bu asil milleti, bu şerefli milleti ebediye kadar yeryüzünde var eylesin. Bu cumhuriyeti ilelebet payidar eylesin. Ve Rabbim bir daha böyle acı günler, böyle sıkıntılı günler, böyle badireler bu millete yaşatmasın. Yeryüzünde güçlü, kudretli, kuvvetli kılsın inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ve sevgili Sakaryalılara, aziz hemşerilerime bir kez daha şükranlarımı sunuyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz ve kendilerini bir süre daha sahnede ağırlamak istiyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, 15 Temmuz sancak koşusu gerçekleştirildi. Stadyumdan başladı. Kıymetli sporcularımız 15 Temmuz için koştular. Şimdi kıymetli sporcularımız, İl Gençlik Spor Müdürümüz Nevzat İnanç Bey, hocalarımız sahneye geliyorlar. Sayın Valimize sancağı teslim edecekler. Buyursunlar efendim. Kıymetli sporcularımıza, hocalarımıza, müdürümüze şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz şehitleri sancak koşusunu tamamlayan çok kıymetli sporcularımıza ve ailelerine şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Sayın Valimizi ve kıymetli misafirlerimizi tekrar yerlerine davet ederken hitaplarından dolayı da Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli Sakaryalılar,
o gece aldığı emirle hareket eden bir kahraman vardı. Ömer. Bizim Ömer. Kardeşimiz, ağabeyimiz olan Ömer. Hepsinin üzerine bir aslan gibi kükremişti. Vücudunda sayısızca mermi. Ama bir milletin ve bu millete inanan herkesin kaderini tayin etmişti onun iman dolu hareketi. Şimdi Ömer Halis Demir'i anlatan bir şiirle sizleri baş başa bırakıyoruz. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler. Çukurkuyu'daki gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. 30 kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Ben vatanımın asil kahramanıyım. Aziz Sakaryalılar, Türkiye geçilmez. Hiçbir şehri, hiçbir mahallesi, hatta hiçbir sokağı böyle göğsü iman dolu kahramanlar oldukça asla geçilmeyecek. Biz sadece Anadolu'nun değil, tüm gönül coğrafyamızın en önünde kahramanca koşmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Efendim, saatler 12-13'e yaklaşmak üzere. Salalar bizim medeniyetimizde çok önemlidir, kıymetlidir. Bazen bir varlığı ifade eder, bazen ölümü haber eder. Bazen imanın habercisidir. Bazen aşkın, bazen muhabbetin habercisidir. O gece okunan salalarla gönlümüzün, göğsümüzün nasıl ürperdiğini biliyoruz. Es-salatu vesselam. Aleyke ya seyyidana ya Resulallah mu'minina yevme yekumul hisab subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ مَعَ الصَّلَوَاتِ. Kıymetli Müftümüze şükranlarımızı sunuyoruz, dualarına amin diyoruz. Efendim, gecemizin sonuna geldik. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun, güzelliklere vesile olsun. Merhum Akif'in şu dizeleriyle bitiriyoruz. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli protokol mensuplarımız, aziz Sakaryalılar, Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Gecemiz hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.